Böyle Timo Türkiye'nin Kufa Mahallesi'nin sunduğu eğitim videolarına hoş geldiniz. Sıradaki eğitimimiz BMP. BMP'yi tanıyalım. BMP atak gücülü proje kalitedeki en güçlü araçlardan bir tanesidir. Ama defansif olarak diğer EPC'lerle neredeyse aynıdır. Şimdi ilk önce size driver'larını tanıtacağım. İlk önce tabii ki de gidiyoruz. T tuşuna basıp sol tuşa basıyoruz ve Cremon kitini alıyoruz. Sonra G tuşuna basıp elimize alıyoruz Cremon kitini. BMP sadece arkadan binebilir. Arkadan sadece, yani yandan, önden, üstten falan binemezsiniz. Arkaya gidip biniyoruz. Gördüğünüz gibi driverlık çoğu hepsi de aynı olduğu gibi burada da böyle. Sağ tuşa basarak ammo box'lar atıyoruz. Sol tuşa basınca garip bir şekilde korna çalıyor. Zırhlı araç korna çalar mı, o ayrı bir şey. X tuşuna bastığımızda yakınlaştırıyor. Daha da pek bir şey yok BMP'nin driverlıkta. Şimdi sıra gunner'lıkta. Arkadaşım driverlar geçsin. Gördüğünüz gibi gunner ekranı böyle. Şimdi oyunun en güçlü atak araçlarından bir tanesi size tanıtalım. Öncelikle sol altta gördüğünüz gibi AP mermisi. Bu AP mermisi zırh delen mermidir. Ama yani öyle ağır zırhları, mesela bir tankı delemezsiniz tabii ki de. İki tuşuna bastığımız zaman H'ye geçer. Bu mermi piyadelerin korkulu rüyasıdır. Piyadeleri bundan sıktığınız zaman hızlı bir şekilde piyadeler yani kaçacak değil kararsızdan. Üç tuşuna bastığımız zaman Hefrak. Bu Hefrak tanktaki H mermisinin aynısıdır. Yani iki tuşundaki H mermisinin biraz daha büyüdür, daha etkilisidir. 4 tuşuna bastığımız zaman ATGM. ATGM Rus tankı olan T90 hariç her tankı tek vuruşta alır. Yani kısacası her aracı tek vuruşta alır. Çok güçlüdür. Zaten BMP'yi güçlü yapan şeylerden bir tanesi de budur. 5 tuşuna bastığımız zaman da Smoke. Daha da zaten bir şey yok. Daha ne olsun. Sağ tuşa bastığımız zaman tabii her zaman gibi Quark's mermileri. Şimdi silahları tanıyordum. Bir tuşuna bastığımız zaman AP. AP'ye çok hızlı geçer. Hızlıca hemen AP'ye geçebilirsiniz. Bir saniye içinde. Gördüğünüz gibi sadece zırh delici, patlama etkisi yok. H'ye basıp hemen atış edebiliriz. Gördüğünüz gibi H'den AP'ye geçiş çok hızlıdır. Gördüğünüz gibi duman etraf, çünkü patlayıcı tesirli. Etraf bu biraz daha büyüdür H mermisinin. Şimdi bunun için dolmasını bekleyeceğiz. Bu arada Gunner'lığın termali vardır. Driver'lığın yoktur ama Gunner'ın termali vardır. Gördüğünüz gibi T tuşuna basıp termal açabilirsiniz. F'e attım. Gördüğünüz gibi alan vuruyor. Daha böyle geniş bir alana vuruyor. Buradaki yayaların hepsi ölür. Şimdi ATGM'e geçelim. ATGM bu oyundaki en güçlü silah mermidir. Yani füzedir. En güçlü. O sıra sağ tuşa bastığımız zaman gördüğünüz gibi Quark'ları atıyoruz. Quark'lar infantry'lere çok etkilidir. Şimdi ATGM yönlendirebilir. Basılı tutarsanız eğer, mesela şuraya atıp şuradaki Warehouse'u vuracağım. Gördüğünüz gibi yönlendirilebilir. Ve şu anda mesela o tank olsaydı onu vurmuştunuz. Smoke zaten basmayacağım. Etrafı smoke yapıyor. BMP'nin anlatılacak şeyi bu kadar. Mesela iç görüntüsüne geçelim. Gördüğünüz gibi içi de böyledir. Yolcu da taşır. Oyunun kısacası bence kişisel fikrim olarak en güçlü atak aracıdır. BMP karşınızda ise korkun. Tabii ki de her türlü bir LED, hafif antitank ya da yani hafif antitanka belki gitmez ama canı böyle sınıra dayanır. Ama ağır antitanka her türlü tek vuruşa gider. Bunda söylemek istediğim bir şey daha var. Driver'la Gunner çok iyi anlaşım içerisinde olmalıdır. Mesela driver gözleyecek, gunner vuracak. Bu budur. Yani her zırhlı araçta olduğu gibi, yani ikisinin bağlantısı çok kuvvetli olmazsa bu oyunu oynayamazsınız. Bir de
BNP ile ilgili söylemek istediğim son şey, topu çok yukarı kalkar. Gösteremedim kameradayken. Çok yukarı kalkar topu. Yani bu helikopter vurabileceğiniz anlamına da gelir. Videolarımızı izlemeye devam edebilirsiniz. Bu sadece BNP videosuydu. Her izlediğiniz için teşekkür ederim.